Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Bugün 27 Haziran 2022 günlerden pazartesi, saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Son 24 saatte Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı ayrıntılarıyla yaklaşık 1,5 saat boyunca getireceğiz ekranlarınıza. Ama önce her akşam olduğu gibi günün öne çıkan başlıklarını aktarmakta fayda var. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. O toplantı az önce sona erdi. Toplantıda alınan kararları canlı yayında paylaşacağız sizlerle. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması bekleniyor. O açıklamayı bizler de ana haber bültenimizde taşıyacağız efendim ekranlarınıza. Başta Kastamonu olmak üzere Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış maalesef sele döndü. Dereler taştı, köprüler yıkıldı. AFAD tarafından kırmızı kodla uyarılan kentlerdeki son durumu da birazdan detaylı şekilde getireceğiz efendim ekranlarınıza. İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO zirvesinde gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği olacak. Ancak onun dışında Türkiye için NATO aslında nasıl bir tehdit? Çok detaylı bir şekilde ekranlarınıza getireceğimiz özel bir haberimiz var. Hatta ilk haberimiz diyebilirim bu haber için. Şimdi FETÖ'nün üniversite yapılanmalarına karşılık Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi. Bugün 49 akademisyen gözaltına alındı. Ayrıntıları paylaşacağız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalar yaptı. Gündeminde olası Suriye operasyonu vardı. Kalın'ın gündeminde ayrıca Suriyeli sığınmacılar meselesi de vardı. Peki neler söyledi? Ayrıntılar ve çok daha fazlası için buyursunlar. Evet, İspanya'nın Madrid kentinde 28-30 Haziran'da NATO Liderler Zirvesi'nde ev sahipliği yapılacak bir toplantı var. NATO'nun öncelikli gündemi İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılarak doğuya doğru genişlemek. Türkiye ise bu iki ülkenin üyeliğine PKK'ya destek vermesi nedeniyle karşı çıkıyor. Ancak Türkiye için asıl tehdit ABD'nin başına çektiği NATO'nun kendisi, bizzat kendisi. İşte Rusya'dan sonraki hedefi Türkiye olan ABD ve NATO'nun 1952 yılından bu yana Türkiye karşıtı faaliyetleri. NATO üyesi ülkelerin liderleri 29-30 Haziran'da bir araya gelecek. Madrid'de yapılacak zirvenin gündemlerinden biri de doğuya doğru genişleme planı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine alınması. NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Türkiye teröre destek vermesinden dolayı bu iki ülkenin üyeliğini veto ediyor. Ancak Türkiye için asıl tehdit ABD ve NATO'dan geliyor. We have five minutes. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. Türkiye'nin ittifaka alınma gerekçesi de ABD'nin Sovyet Rusya'yı çevreleme planıydı. Türkiye'ye NATO ittifakında ileri karakol görevi verildi. Üyelik sürecinden sonra NATO, Türkiye'de kendi yeraltı örgütü olan Gladio'yu örgütledi. MİT ve emniyet içine FETÖ gibi Gladio unsurları yerleştirildi. Bu faaliyetlerin amacı da belliydi. O günden bugüne ABD ya kendi ya da NATO üzerinden Türkiye üzerinde tam kontrol sağlamak istedi. Bir yandan da açıkça Türkiye'yi bölme planları yapıldı. Türkiye ne zaman bu planlara karşı çıksa dışarıdan namlularla tehdit, içeride ise kargaşa ve kaos planları devreye sokuldu. Türkiye güvenliğini NATO üyesi olarak sağlayamaz. Bizi kim tehdit ediyor? Önce bu soruyu sormak durumunda. Tehdidi zaten haritalar bize gösteriyor. Bütün bu üstlere baktığımız zaman namlular nereye dönük? Türkiye'ye dönük. O zaman Türkiye NATO tehdidi altında olan bir ülke. NATO en etkili yeraltı faaliyetini Türkiye'de örgütledi. Resmi verilere göre bugüne kadar 125 binden fazla FETÖ ve PKK bağlantılı unsur devlet içinden ihraç edildi. Bunların 25 bini Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, 30 bini emniyet örgütünden, 8 bini jandarmadan, 10 bini yargıdan atıldı. NATO Gladyosu'nun Türkiye'deki ilk faaliyeti 6-7 Eylül olayları. 1955 yılında İstanbul'da ve İzmir'de yaşayan Rum, Musevi ve Ermeni vatandaşlara karşı yürütülen şiddetle yağma hareketleri düzenlendi.
1 Mayıs 1977 Taksim, Kahramanmaraş, Erzincan, Çorum katliamları, 2 Temmuz 1993 günü Madımak'ta aydınların yakılması ve hemen 3 gün sonra Kemaliye Başbağlar'da köylülerin kurşuna dizilmesi de NATO gladyosunun kanlı tertiplerinden. 12 Mart 1971 darbesi de NATO generalleri tarafından yapıldı. Yine 12 Eylül 1980 darbesi, 15-16 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin arkasında da ABD ve onun denetimindeki NATO vardı. 15 Temmuz darbe girişimine ABD'nin İncirlik Üssü'nden bizzat destek verildiği ortaya çıktı. İncirlik Üssü aynı zamanda 2003'te 1,5 milyon Müslümanın katledildiği Irak'a saldıran ABD savaş uçaklarının kalkış merkezlerinden oldu. NATO Türkiye. Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bugüne kadar ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdik. Efes 2022 tatbikatının son günü törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de hem ordumuzun gücünü bir kez daha yerinde gördük, hem de bölgesel meselelerle ilgili mesajlarımızı kamuoyuyla paylaştık. Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadele tecrübesi en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz. Aynı şekilde vatan topraklarının dört bir yanında yaşanan çatışmaların ve hırsı boyunu aşan yönetimlerin yol açtığı siyasi, insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Gerek terörle mücadelede, gerek bölgesel krizler konusunda tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulu milli güvenlik ve savunma konseptimizi başarıyla uyguluyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızla, dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, uluslararası platformlarda terörle mücadele ve insani hassasiyet üzerine inşa edildiğimiz ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla, diğer yandan kışkırtılan ve donatılan kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına, İnsani duyarlılıklarına ve kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkı olmayacağını her fırsatta ifade ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiştir ki kendi vizyonu, kendi hedefi, kendi projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Hamdolsun Türkiye, özellikle de son 20 yılda kurduğumuz demokrasi ve kalkınma altyapısının sağladığı imkanları da kullanarak bu bakımdan kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmıştır. Kendi teorilerini, kendi kriterlerini, kendi pratiklerini inkar pahasına ülkemize yüklenenlerin karın ağrılarının sebebi işte budur. Bize yöneltilen tenkitlerin eksiklerimizden veya hatalarımızdan değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı kalarak kendi belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma enerjimizi boşa harcama, birlik ve beraberliğimizi bozma çabalarının
beyhude olduğunun altını tekrar çiziyorum. Son iki asırda nice sınamaları ağır bedellerle geride bırakan bir ülke ve toplum olarak yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yolumuza devam edeceğiz. Tıpkı vesayet ve darbe güçleriyle mücadelemiz gibi. Tıpkı terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi. Tıpkı bölgemizdeki savaşlar ve krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı, vicdani tavır gibi. Tıpkı demokrasimize, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize yönelik saldırılar karşısında gerektiğinde canımız pahasına ortaya koyduğumuz dirayetli duruş gibi. Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez. Orada da yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumaya yönelik gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok farklı coğrafyada hem ülkemizin çıkarlarını savunmak, hem dost ve kardeşlerimize destek olmak için yürüttüğümüz faaliyetlere devam ediyoruz. Efes 2022 tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava unsurlarının tamamına hazırlık çalışmalarında ve icra ettikleri faaliyetlerde ben başarılar diliyorum. Rabbimden kahraman Mehmetçiğimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum. Günümüzde savaşlar sadece muharebe meydanlarında değil, aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda veriliyor. Bu anlayışla 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji Binası'nın açılış törenine iştirak ettik. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun önemli bir parçası olarak gördüğümüz araştırma, geliştirme faaliyetlerindeki kapasitemizi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssümüzün bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı gün katıldığımız Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda artık 1200 üyeli kocaman bir aile haline gelen birliğimizin Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurduğu kardeşlik köprüsüne tekrar şahitlik etmekten memnuniyet duyduk. Toplu açılış töreni vesilesiyle 11 Haziran'da gittiğimiz Van'da depremin ardından adeta yeniden inşa ettiğimiz şehrin üzerindeki terör gölgesinin kalkmasıyla nasıl şahlandığını görme imkanı bulduk. Vanlı kardeşlerimizle hasret giderirken bölgenin lokomotif şehrini gelecekte daha ileriye nasıl taşıyacağımızın ayıtleşmesini de yaptık. Türkiye ekonomi programımızın temel sütunlarından biri olan ihracatımızdaki gelişmeleri 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında sektör mensuplarıyla tekrar değerlendirdik. İhracatçılarımızın coşkusu bize hem doğru yolda ilerlediğimizi hem de ülkemizin önündeki aydınlık geleceğe adım adım yaklaştığımızı gösterdi. Yıllık 243 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyor. Allah gayretlerini artırsın diyorum. Aynı gün Filios'ta Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın
kritik aşamalarından biri olan ilk boru indirme ve kaynak terörüne katıldık. Türkiye'nin enerji konusundaki bu en önemli atılımının bir an önce insanlarımızın hizmetine sunulmasını biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkemizin uydu projelerinde yeni bir safha olan TürkSat 5B uydumuzun 14 Haziran'daki hizmete alma töreninde geçmişten bugüne ve geleceğe uzay çalışmalarımızı gözden geçirdik. İnşallah bundan sonra uzaya göndereceğimiz uydular yerli ve milli çalışmaların ürünleri olacaktır. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği konusunda pek çok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı bir uluslararası foruma 17 Haziran'da çevrim içi katılarak ülkemizin yaklaşımlarını anlatma imkanı bulduk. Tabii bu süreçte Ukrayna-Rusya savaşından NATO zirvesi hazırlıklarına kadar geniş bir alanda çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş yöneticisiyle telefon görüşmeleri yaptık. Marmaris'te yaşanan yangını yakından takip ederek bu afetin bir an önce sona ermesi için tüm imkanların kullanılmasını sağladık. Gerek Gıda Tarım Hayvancılık Bakanım Vahit Bey, gerek İçişleri Bakanım Süleyman Bey, yanlarında ekipleriyle, kendilerine bağlı birimlerle gerçekten orada 5 günlük yoğun bir çalışma ortaya koydular ve uyumla yapılan bu çalışma içerisinde her ne kadar 5000 hektarı aşkın bir alanda ciddi bir ağaç vesaire yanmışsa da herhangi bir ölüm, yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Tabii şimdi yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına girmek suretiyle bu telefatı hemen gidermenin yollarını arayacağız. Yoğun bir şekilde halkımızla, devletin kurumlarıyla ve STK'larımızla bu çalışmayı yaparak nasıl ki daha önce yine Muğla'da, Antalya'da bunları yaşadık, İzmir'de yaşadık, şimdi tekrar burada aynı çalışmayı yaparak inşallah yine yeşilimize kavuşacağız. Tabii millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz ve işimizin gereği neyse onu yapıyoruz. Ve gece gündüz demeden bütün itfaiyecilerimizle, silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek yangına 13'ü uçak, 44'ü helikopter, 3'ü insansız hava aracı olmak üzere toplam 60 hava aracı, 613 arazöz ve su ikmal aracı, 203 iş makinesi, 5700'e yakın personel, 2100'ün üzerinde gönüllüden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir Bay Kemal. Tabii yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını, kimler de yapıldığını böylece tekrar duymuş olsunlar. Sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangında zarar gören 5142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir. Dikkat et, Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Büyükşehir belediyelerinin itfaiyesi yok mu? Onlar ne iş yaptılar? Ama bizler burası CHP belediyesidir demedik. Bakanlarımızla,
tüm ekiplerimizle buraya indik ve atılması gereken adımları da yerinde attık. Bundan sonra da olsa yine aynı şekilde atmaya devam ederiz. İnşallah yarın İspanya'ya NATO zirvesine gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özellikle PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, bilgileriyle, görüntüleriyle ifade edeceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den farklı bir tavır beklenmesinin mümkün olmayacağını da açıkça söyleyeceğiz. Cuma günü Denizcilik Zirvesi'ne ve Milli Savunma Üniversitemizin mezuniyet törenine inşallah katılacağız. Cumartesi günü de inşallah Bursa'da olacak ve vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Aziz milletim, salgınla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla genişleyerek devam eden küresel krizin en çok etkilediği alanların başında enerji geliyor. Türkiye kimi ülkeler gibi kendisine yetecek ve çok büyük gelir elde etmesini sağlayacak mümbit enerji kaynaklarına maalesef sahip değildir. Bir yandan elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken diğer yandan da yerli ve yenilenebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Karadeniz gazı 540 milyar metreküplük rezerv miktarının ve yüz milyarlarca dolarlık ekonomik değerinin ötesinde ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle hem Karadeniz'deki hem Akdeniz'deki faaliyetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Yerin altında ve üstünde ne varsa azlığına çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermek istiyoruz. Nitekim bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bir başka müjdemiz maden sektörüyle ilgilidir. Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif yönde ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Bu olumlu tablo karşısında hedef yükselterek madenlerimizin katma değerli uç ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık. Yüksek teknolojili ürünlerin temel bileşenleri olan nadir elementlerin üretimini de ilk öncelik olarak belirledik. Bilindiği gibi halihazırda dünyadaki nadir elementlerin üretimi ve bunların nihai ürüne dönüştürülmesi çalışmalarının %95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Son dönemdeki gelişmeler sebebiyle bu ürünlerin üretimi ve tedarikinde sorunlar çıkmış, fiyatlarında da fahiş artışlar yaşanmıştır. Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım atıyoruz. Geçmişte türlü kampanyalarla, türlü engellemelerle, türlü zorluklarla ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Şimdi burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek
bir üretim tesisi kuruyoruz. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada yıllık 570 bin ton cevher işleyerek 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakımından hayati öneme sahip bu projenin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda enerji konusunda milletimizin huzuruna yeni müjdelerle gelmeyi ümit ediyoruz. Gerçi Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarımıza alenen karşı çıkan, Karadeniz'de keşfettiğimiz gaza burun kıvıran çevreler, Adana'daki kuyulardan da Beylikova'daki maden işleme tesisinden de rahatsız olacaktır ama artık kusura bakmasınlar. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız, çıkartacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Potansiyelimizi harekete geçirdiğimiz her konuda, her sektörde, her üründe dünyada öne çıkabildiğimizi sayısız tecrübeyle biliyoruz. Enerji alanında da adım adım bu safhaya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Aziz milletim, küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, emtia fiyatlarındaki artıştan üretim ve tedarik zincirlerindeki kırılmaya kadar tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. Türkiye, geçtiğimiz 20 yılda kurduğu güçlü altyapı üzerinde bu krizi fırsata çevirmek için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ülkemizi başlattığı demokrasi ve kalkınma devrimi rayından çıkartarak yeniden eski istikrarsızlık ve güvensizlik iklimine sokma gayretleri ise maalesef hız kesmeden devam ediyor. Başta Gezi olayları olmak üzere son 9 yılda yaşanan her hadise bu doğrultuda başlatılmış ve alevlendirilmiş birer projedir. Bugün bir yandan küresel krizi yeni bir kalkınma hamlesinin kaldıracağı haline dönüştürmenin, bir yandan da maruz kaldığımız oyunların ve saldırıların etkilerini elimine etmenin gayreti içindeyiz. Alenen ekonomimizi mahvetme tehditlerinden gizli açık nice ambargolara, içeriden ve dışarıdan önümüze kurulan tuzaklara kadar uzanan bu zorlu sürece rağmen hamdolsun ülkemize diz çöktüremediler. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla üzerine kurulu Türkiye ekonomi programımızı tüm sabotajlara ve direnişlere rağmen uygulamayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. İstihdam, ihracat, üretim tarihimizin en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Büyüme kesintisiz devam ediyor. Enerji ve altın hariç cari fazla veren bir ticaret dengemiz var. Turizm toparlandı. Tarımda iyi bir sezon yaşanıyor. Sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Bilhassa savunma sanayimiz dünyada rüştünü ispat etmiş bir şekilde katlanarak gelişiyor. Konut ve otomotiv sektörleri adeta yok satıyor. Tüm bunlar doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Amerika ve Avrupa dahil dünyanın pek çok ülkesinin finansal dengeleri yerle yeksan iken bir kısım mandacı siyasetçi ve iktisatçı taifesinin Türkiye'nin üzerine adeta beton dökmeye çalışmasını esefle takip ediyoruz. Bu mandacı siyasetçi ve iktisatçı güruhu aslında tespitlerini değil, temennilerini dile getiriyor. Geçmişteki krizleri 5. kol faaliyetiyle ülkemizin burnunu sürtme aracı olarak kullananlar bugün aynısını yapamadıkları için giderek daha çok hırsınlaşıyor. Yalan, iftira ve çarpıtma üzerine kurulu kampanyalarda kullanılan kimi doğru malzemeler niyetin
ve ortaya çıkan fotoğrafın kötülüğünü değiştirmiyor. Ülke ve milletin özellikle bu süreçte bilsinler ki her ne kadar bedeller ödediysek, ödemeye devam ediyorsak bu ilaniyeye sürmeyecektir. Bu bedellerin bir kısmını terörle mücadelede, sınırlarımızın tacizinde 15 Temmuz'da canımızla, kanımızla zaten ödedik. Bu bedellerin bir kısmını uluslararası alanda yalnız bırakılarak, tecride maruz kalarak ödedik. Bazı bedelleri de kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden yürütülen ekonomik dalgalanmalarla ödedik. Salgın ve savaş gibi olumsuz küresel faktörler ekonomide ödediğimiz bedellerin yükünü daha da artırmıştır. Ancak gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki bize tuzak kuranların çoğu bizden daha ağır ekonomik ve sosyal bedeller ödeyecek duruma düştüler. Tabii sistemin kavramlarını ve kurallarını koyanlar kendi sıkıntılarını gizlemenin yollarını da buluyorlar. Ama dünyayı takip eden akıl ve vicdan sahibi herkes yaşananları ve işin nereye gittiğini anlıyor, görüyor, biliyor. Biz kendimizi asla kötüyle mukayese etmiyoruz. Çünkü bizim vazifemiz milletimize en iyisini vermektir. Bizim için önemli olan Türkiye'nin ne durumda olduğudur, milletimizin neler yaşadığıdır, insanlarımızın hangi sıkıntıları çektiği, hangi çözüm beklentileri içinde olduğudur. Son olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında ortaya çıkan kur dalgalanması ve ardından enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Her ne kadar aldığımız tedbirlerle sistemi yeniden dengeye oturtmuş olsak da özellikle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha omuzlamak durumunda kalacağımız açıktır. Men sabera zafera anlayışıyla milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün Şubat-Mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. Bu noktaya ulaştıktan sonra işimiz daha kolaydır. Aziz milletim, tabii bu süreçte Cumhurbaşkanı ve kabinesi olarak kamu hizmetlerinin, ücretlerin ve dar gelirlilerin hayatlarının, istihdam ve üretim faaliyetlerinin belli bir seviyenin altına düşmemesi için çalıştık ve tedbirler aldık. Aldığımız tedbirlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan ek bütçe teklifimizdir. Bilindiği gibi 2022 bütçesi hazırlıkları 2021 yılı Eylül ayında başlayan ve Aralık ayında kanunlaşan bir dönemin ürünüdür. Geçtiğimiz yılın son aylarına doğru küresel tedarik sisteminde yaşanan tıkanıklık ile Aralık ayında döviz kurunda ortaya çıkan dalgalanmaya bağlı gelişmeler bütçenin yeniden değerlendirilmesini ve ek bir bütçeyle tahkimini zorunlu hale getirmiştir. Esasen her dönemde olduğu gibi bu yılda bütçe disiplinine önem veren bir hükümet olarak temel göstergelerde bir sıkıntıya meydan vermedik. Ancak yüksek enflasyonun gelir ve gider rakamlarında yol açtığı değişkenlik ek bütçe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Mecliste görüşülmekte olan ek bütçede giderlerin 880 milyar lira, gelirlerin ise 1 trilyon 80 milyar lira artırılması öngörülmektedir. Yaptığımız düzenlemelerle vazgeçtiğimiz 241 milyar liralık vergi gelirine rağmen ek bütçede gelirler kaleminde 200 milyar liralık bir artış olmaktadır. Böylece yıl başında öngörülen bütçe açığı 278 milyar liradan 78 milyar liraya düşmekte,
Bir başka ifadeyle kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır. Bu performansın herhangi bir ek vergi konmadan veya vergi oranları artırılmadan sağlandığına da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hala faiz ödemelerini dillerine dolayanların gerçek niyetlerini ise küçük bir örnekle kamuoyunun takdirine sunmakta fayda görüyorum. Bizim hükümete geldiğimiz 2002 yılında toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Bugün toplanan her 100 liranın 15 lirası faiz ödemesinde kullanılmaktadır. Hatta ek bütçede bu oran %8,3'e gerilemektedir. Hakikat budur. Gerisi lafı güzaftır. Gerisi lafla peynir gemisi yürütme çabasıdır. Gerisi kuyruklu yalanlarla insanları kandırma gayretidir. Hulasaten ek bütçenin 217 milyar lirası personel ödemeleri, 154 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak transferler, 134 milyar lirası vatandaşlarımıza daha uygun fiyatla verilecek elektrik ve doğalgaz giderleri, 105 milyar lirası stratejik yatırımların hızla tamamlanabilmesi, 103 milyar lirası mali idarelerin desteklenmesi, 45 milyar lirası dezavantajlı kesimlere yapılacak yardımlar, 37 milyar lirası tarımsal destekler için kullanılacaktır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanları ile merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yani mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyete uğramaması için de gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımın karşısına bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik diliyorum. Aziz milletim, ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyor, her imkanı harekete geçiriyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücretin %50,5 oranında artışından kamu personeli ve emeklilerinin maaşlarının
bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştır. Asgari ücreti artırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanları ve emekleri yanında 13,7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve süratle şu anda Çalışma Bakanım Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla bir araya gelecekler. Ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler. Ve ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emeklerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız. Bu arada inşallah yılbaşında gelişmelere uygun şekilde çalışmalarımızın, çalışanlarımızın ve emeklerimizin ücretlerini tekrar gözden geçirecek, günün şartlarına göre ne yapılması gerekiyorsa onu da kendilerine vereceğiz. Ayrıca Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken 85 milyon vatandaşımızın bila istisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur. Milletimiz bizi bunun için Cumhurbaşkanı yapmış, bunun için ülkeyi yönetme yetkisini ve sorumluluğunu bize emanet etmiştir. Bu emanetin gereğini yerine getirmek için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyor, her imkanı ülkemize yönlendiriyoruz. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor. İhracatçılarımızı özellikle pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize ancak mücadele ederek, çalışarak, üreterek, alın teri, hatta yeri geldiğinde kanımızı dökerek kazanmak vardır. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi yeniden birilerinin peyki haline dönüştürmek, yeniden boyun büken, el açan bir ülke haline getirmek isteyenler için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama milletimiz bizim ne yaptığımızı, nereye varmak istediğimizi, bunun için hangi mücadeleleri verdiğimizi gayet iyi biliyor. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Aziz milletim,
sözlerime son vermeden önce bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacağına inandığım iki uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı spor okulları 81 ilimizin tamamında 5-18 yaş arasındaki evlatlarımıza hizmet verecek şekilde açık olacaktır. Yüzmeden tenise, eskrimden güreşe, jimnastikten judoya kadar sporun her branşında faaliyet gösteren bu okullarımızdan geçtiğimiz yıl 2 milyon 745 bin evladımız istifade etmişti. Bu yıl spor okullarımızda 4 milyon 100 bin evladımızı sporla buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Gençlerimize bir diğer müjdemiz de yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir. Yine 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır. Rezervasyonla bu yurtlardaki konaklama imkanlarından faydalanacak gençlerimizin ülkemizi rahatça gezmelerine, tanımalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlayacak kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmalarını hedefliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız önümüzdeki aylarda düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm haneleri ziyaret ederek hem insanlarımızı dinleyecek hem ihtiyaç tespiti yapacaktır. Bu tespitlere göre mevcut destek programları gözden geçirilecek ve gerekiyorsa genişletilecektir. Daha önce açıkladığımız 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımızla ilgili de bir müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören çocuklarımızın hayat kalitelerini artırmak amacıyla yaklaşık 11.500 kişiye sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikamesi bir cihaz temin edeceğiz. Bir diğer yeni adımımız başarıyla uygulanan yaşlı ve engelli bakım projelerimizi milli bir programa dönüştürmektir. Türkiye genelinde uygulanacak bu programla yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Halihazırda 496 ilçemizde 32 bin vatandaşımızı kapsayan bu projeyi yeni bir milli programla 60 bin vatandaşımızı daha buna dahil edecek şekilde genişletiyoruz. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeyle ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin 2/3'ü bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Son olarak Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize sevgilerimi,
saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzun bir konuşması vardı. Onu getirdik ekranlarınıza. Önemli mesajlar verdi. Akılda kalması gereken, merakla beklenen başlıkları hemen aktaralım. Son vurgusundan başlayalım. Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz'u da içine alacak şekilde uzatılacağını duyurdu Sayın Cumhurbaşkanı. Onun öncesinde ise ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Milyonların merakla beklediği Temmuz zammı ile ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle memurların, asgari ücretlilerin ve emeklilerin beklediği zam müjdesini rakamsal olarak vermese de 28-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'nden hemen sonra gereken zammın yapılacağını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüğünü ve memurların Temmuz maaşlarını zamlı olarak alacaklarını belirtti. Ocak ayında yapılan %50.5'lik asgari ücret zammına dem vurdu Sayın Cumhurbaşkanı ve ara zam olarak da yine bir çalışma yapıldığını ve yüksek enflasyona ve hayat pahalılığına asgari ücretlilerin ezdirilmeyeceğini de ayrıca vurguladı Sayın Cumhurbaşkanı. Benim için önemli olan önemli notlardı bunlar. Milyonların merakla beklediği notlardı ve öğretmen ataması dedi. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili çalışmayı da Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığını ve hükümetleri boyunca 730 bin olan atama sayısının 750 bine çıkarılacağının müjdesini de verdi. Öğretmenlere de böyle bir müjde verdi. Ek bütçeyi neden istediklerini muhalefeti biraz da eleştirerek izah etti. Özellikle Cumhurbaşkanı maaşının da bu kapsamdan çıkarılmasını istediğini söyledi. Bakanlar tarafından da alkışlandı tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri diyerek Bakanlar Kurulu toplantısında toplantısı sonrası yapılan açıklamayı sizlere özetlemiş olduk. Şimdi biz haberlerimizle devam edelim efendim. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İbrahim Kalın Suriye'nin kuzeyinin Rusya ve ABD arasında paylaşıldığını ve olası operasyonun her an gerçekleştirilebileceğini söyledi ve şu ifadeyi kullandı. Girmeyeceğiz diye bir şey yok, her an operasyon için düğmeye basabiliriz dedi. Kalın'ın gündeminde Suriyeli sığınmacılar meselesi de vardı. Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak Suriye hükümetiyle anlaşarak onları geri göndermek o kadar da kolay değil ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyine olası operasyonla ilgili her an olabilir ifadesini kullandı. Suriye hükümetiyle görüşerek sığınmacıların geri dönüşünü sağlamanın kolay bir yol olmadığını savundu. 4 milyona yakın Suriyeli burada ev sahipliği yaparken, Suriye tarafında da en az 6-7 milyon Suriyeli bulundukları yerlerde tutuyoruz. Bunu yaparken sınır güvenliğimizi sağlıyoruz. Elbette biz bu mültecilerin ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bu insanları ikna edip, rejimle bir anlaşma yapıp oraya götürmek öyle söylendiği kadar kolay bir şey değil. Bizim kontrolümüz altındaki olan bölgeleri güvence altına almak zorundayız. PKK terörüne karşı biz sınırımızı korumak zorundayız. Girmeyeceğimizin garantisi yok. Her an olabilir. İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyinin ABD ve Rusya arasında paylaşıldığını iddia etti. Şu anda Amerika'da, Rusya'da, diğerleri de PYD ve YPG'yi işlerine geldiği şekilde kullanmak için her an hazır bekliyorlar. PYD, YPG, PKK'da bunu yapıyor. İşine geldiğinde rejimle iş tutuyor. Sıkıştığı zaman Rusya ile iş tutuyor. Sıkıştığı zaman Amerika ile iş tutuyor. Şöyle bir bölüm yaptılar, iş bölümü yaptılar. Fırat'ın batısını Rusya'ya bıraktılar, doğusunu Amerikalılara bıraktılar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, PKK destekçisi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarına da değindi. NATO zirvesi öncesi Salı günü Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya'nın liderler düzeyinde bir araya geleceğini açıkladı. Bu zirveye katılmak bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor. Taahhütlerde bulunuyorlar. Biz bunları not ettik. Kayda da geçiriyoruz bunları. Bir yazılı metin üzerinden, altına imza atılacak bir metin üzerinden de müzakere yapıyoruz. İbrahim Kalın, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik itirazların terör örgütlerini destekleyen NATO ülkelerine de bir mesaj olduğunu söyledi. Bu NATO dilinden biz memnun değiliz. PYD ve YPG'nin PKK olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün resmi yazışmalarında
PYD, YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu, bütün örgüt şemasının PKK tarafından belirlendiği, Kandil'den, bunları herkes biliyor. Hiç bizi o konuda ikna edemezsiniz. İbrahim Kalın, Türkiye'nin NATO'da denge politikasının devam edeceğini vurguladı. Türkiye tabii ki formel olarak bir NATO üyesi olarak, AB'ye üye olmaya çalışan bir ülke olarak denge politikasına devam edecek. Şu anda yaptığımız gibi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Türkiye-Yunanistan gerilimine de değindi. Yunanistan'ın Türkiye aleyhine gizli ittifaklar kurma peşinde olduğunu söyledi. Yunan hükümeti giderek Türkiye aleyhine zaman zaman belli yerlerde oluşan ittifakları arkasına alarak Türkiye aleyhine bir takım açıklamalar, lobi faaliyetleri, kapalı kapılar ardında müzakereler, bu tür şeylere girdi. Amerikan Kongresi'nde yapılan konuşma, orada verilen mesajlar, bunlar kamuoyuna yansıyanlar. Biz bir de geri planda yapılanları biliyoruz. İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna da değindi. ABD ve Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulanmasıyla Türkiye'ye baskı yaptığını söyledi. Sistematik bir baskı yok ama ara ara gündeme getiriyorlar. Şu anda Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması Rus ekonomisinden çok Türk ekonomisine zarar verir. Böyle bir zararı niye göz göre göre üzerimize alalım? Batı'da milyarder denenlere Rusya'ya gelince oligark deniyor. NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye iade etmediği, geri vermediği teröristlerin listesi yayınlandı. O listede kırmızı bültenle aranan teröristler de var. İsveç'te ise daha çok ellerinde FETÖ'cülerin bulunduğu bir grup var ki Türkiye'ye halen iade etmiyorlar. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Türkiye'nin tepkisi ve ısrarlı taleplerine rağmen NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya terör hükümlülerini iade etmiyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre İsveç'in PKK ve uzantılarıyla kurduğu ilişkiler fotoğraflarla tek tek tespit edilirken her iki ülkeden bugüne kadar iadesi istenen isimlerin listesi de yeniden gündeme getirildi. Finlandiya bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, ikisi ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç'te Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu yanıt vermedi. Çoğunun iade talebini reddeden İsveç, 11 terör zanlısının dosyasına ise henüz hiç dönüş yapmadı. İsveç'in dosyasını beklettiği terör zanlılarının çoğunluğunu ise FETÖ'cüler oluşturuyor. İsveç, terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. FETÖ'cü Alperen Melikan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Orhan Er, Bülent Keneş, Levent Keneş, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Ayten ile PKK'lı Derdiye Kül ve Nuray Şen'in iadesine yönelik Türkiye'nin gönderdiği dosyalar beklemede tutuluyor. İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık verdiği de belirlendi. İsveç'in kırmızı bültenle uluslararası aramaları olan PKK'lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan, Mehmet Sıraç'la TKP-MLT kolu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKPC'li Hamza Yalçın'a vatandaşlık verdiği ortaya çıktı. Türkiye, İsveç'ten bugüne kadar iadesini istediği isimlerle ilgili tek olumlu cevabı 2015 yılında aldı. İsveç, Türkiye'nin istediği PKK'lı Mehmet Emin Çiçen'i 17 Şubat 2015 yılında sınır dışı ederek Türkiye'ye iadesini sağladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet ve Birlik Komutanları'yla bir araya geldi. Suriye'nin kuzeyine planlanan olası operasyonla ilgili konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız dedi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yapan Akar, teröre destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil ifadelerini kullandı. Teröristler nerede? O da bizim hedefimiz. Türkiye'nin güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin verilmediğini ve verilmeyeceğini vurguladı. Ve inşallah bu terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız. Arkasında kim varsa var. Silahlı kuvvetlerimiz, tek yumruk, tek yürek, hava kuvvetlerimiz, gece gündüz orada. Kara kuvveti, ateş destek bazıları, efendim yeni işte bu SİHA'lar, komandolar.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Birlik Komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısında bir araya geldi. Azimliyiz, buna da çok şükür muktediriz. Artan şiddetle, artan tempoda, aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle faaliyetlerimizi arkadaşlarım sürdürmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyine planlanan olası operasyonla ilgili konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız dedi. Biz teröristleri bitirmekte, bunların üzerine gitmekte, efendim teröristleri, terörizmi, terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız. Akar bu sene başından itibaren 1843 teröristin etkisiz hale getirildiğini de duyurdu. 1843 terörist 1 Ocak'tan itibaren etkisiz getirildi. 1843. Arkadaşlar bunların sonu gelecek. Bunun şu an lamacımı yok. Bu çöküntünün alametleri efendim görülmekte. Bunlar efendim hissedilmekte. Elimizde bir takım veriler var. Dolayısıyla bu arkadaşlarım tempoyu sürdürmek suretiyle, bu baskıyı sürdürmek suretiyle inşallah bunun sonunu getireceğiz arkadaşlarım. Bakan Akar'ın gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi de vardı. Akar görüşmeler devam ederken terörist elebaşının fotoğrafının duvarlara yansıtılmasına tepki gösterdi. Tahrik eder yani, bir de hani kafa tutar gibi ya da ne derler hani parmağını böyle gözümüze sokar gibi efendim terörist başının adamın işte fotoğrafını yayınladı tam bu görüşmeler devam ederken. Bu nasıl bir anlayış bu ya? Ben bildiğimi yaparım, ben istediğimi yaparım. Sen yaparsın, bize bildiğimizi yaparız o zaman. Teröristlere verdikleri destekten, teröristleri desteklemekten, onlara maddi manevi destek sağlamaktan ve onlarla ilişkilerini bütünüyle kesmekten, bunu sadece sözde değil, somut adımlarla, anayasa ise anayasa, kanunlar ise kanunlar, uygulama ise uygulamalar da bunları göstermeden bizim herhangi bir şekilde onlara evet dememiz mümkün değil. Batı Karadeniz'i maalesef yine sel vurdu. Aşırı yağışların sonucunda dereler taştı. Bazı köprüler yıkıldı. Zonguldak'ta 30 ev tahliye edildi. Özellikle kent kent, Kastamonu, Bartın, Zonguldak en çok etkilenen illerdi ve bu kentler için AFAD kırmızı kodla uyarılarda bulundu. İşte bu kentlerdeki son durum. Kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kuvvetli yağmur özellikle İnebolu ve Bozkurt ilçesinde etkili oldu. İnebolu'da ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı. Çayın üzerinde yayaların kullandığı iki köprü de yıkılarak suya kapıldı. Çay üzerinde bulunan diğer dört köprü ulaşıma kapatıldı. Söke Çayı'nın taşmasıyla ilçe merkezindeki binaların giriş katlarını su bastı. İlçe merkezinde iş yerleri kapatılırken alt ve giriş katlarda oturanlara üst katlara çıkmaları uyarısı yapıldı. Geçen yıl selin vurduğu Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nda su seviyesi tehlikeli seviyelere yükseldi. Çay yatağında suyun akışının sağlanması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Bozkurt ilçesindeki devlet hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tedavi gören vatandaşlar Abana ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Kastamonu valisi Avni Çakır, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide, Şenpazar ilçelerinde dere kenarlarından uzak durulmasını istedi. Şu ana kadar bir can kaybı olmadığının altını çizen Çakır, Kastamonu'nun kuzeyindeki bütün ilçeleri teyakkuzda olmalı dedi. Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak, Sinop, Bartın ve Zonguldak'ta da hayatı olumsuz etkiliyor. Metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop'ta kırmızı alarm verildi. Başta Ayancık ilçesi olmak üzere kent genelinde ekipler teyakkuza geçti. Geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü, Kasköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Türkeri ilçesinde ise bazı evleri su basarken Yılanlık, Çayırlar ve Yeşilobo Köyü'ndeki köprüler ulaşıma kapandı. Bartın'da etkisini sürdüren yağış yolları göle çevirdi. Çamaltı köyünde bazı evler sular altında kaldı. Zonguldak'ta ise Çaydamar Deresi taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı eğelen nedeniyle yıkıldı. Gökçebey ilçesinde de Gaziler Deresi'nin debisi yükseldi. Ev iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Gökçebey'de 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi. AFAD Karadeniz'deki 15 ilçe için yeni uyarı yayınladı. Bu ilçelerde taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi. Kırmızı kodla olmasa da İstanbul içinde fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarı AKOM'dan geldi. AKOM, İstanbulluların fırtına ve yağışa karşı dikkatli olmalarını istedi. İstanbul içinde fırtına ve yağış uyarısı yapıldı. AKOM, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul'da bu akşamdan itibaren fırtına ve yağış bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi, kent genelinde görülmesi beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Yağışın sabaha kadar etkili olabileceği belirtilirken vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması da öngörüler arasında. Sığınmacı karşıtlığını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ artırmaya devam ediyor. Sığınmacı karşıtlığını yaymaya çalışmaya devam ediyor. Ancak bu defa öyle bir hamle geldi ki gerçekten okurken şaşırdım. Eminim sizler de dinlerken biraz şaşıracaksınız. Sığınmacı karşıtlığıyla bilinen Ümit Özdağ bugün Hatay'a gitmek istedi. Ancak İçişleri Bakanlığı'nca kente girmesine izin verilmedi. Neden izin verilmedi? Çünkü Özdağ Hatay'a girdikten sonra şehre mayın döşeyeceğini ve böylece sığınmacıların ülkeye giriş yapamayacağını, yani sınıra mayın döşeyeceğini açıkladı. Tabii bu açıklamada İçişleri Bakanlığı'nı ziyadesiyle harekete geçirdi. Kargaşa kaçınılmazdı. Ve Hatay'da, Reyhanlı'da Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere İlk mayını yerleştireceğiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ söylediği gibi Reyhanlı'ya gitti ancak o mayını döşeyemedi. Hatay Valiliği Özdağ'a izin vermedi. Ümit Özdağ bırakın mayın döşemeyi Hatay'a bile giremedi. Sen beni de durduramazsınız. Ben milletvekiliyim kardeşim, tamam mı? Bu ülkenin her yerine giderim ya, her yerine giderim. Özdağ Hatay'a giderek Türkiye-Suriye sınırına mayın döşeyeceğini Adana'da partisinin ilk kongresinde duyurdu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Hatay Valiliği yabancı düşmanlığı yaparak kışkırtıcı bir üslupla sosyal yaşamın dinamiklerine mayın döşeneceği gerekçesiyle önlem alındığını açıkladı. Neymiş, gidecekmiş sınırına mayın döşeyecekmiş. Ya sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir gün önce Özdağ ve ekibini uyardı. Seni sınıra yaklaştırmayı istedi. Öyle de oldu. Ümit Özdağ ve beraberindekiler Hatay'a alınmadı. Şimdi bir dakika, yürüyerek de geçemez miyiz? Yani her türlü ister motorlu ister yürüyerek. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın meczup olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdağ uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası dedi. Yani kullanılmaya çok müsait olan, kullanılan uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi. Diyor ki elime mayın alıyorum, mayınla beraber Hatay sınırına gideceğim. Hatay sınırına mayın döşeyecekmiş. Meczup desen meczup. Aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Jandarma Ümit Özdağ Hatay'a almadı. Özdağ biz oyuncak mayın döşeyecektik dedi. Biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik. Yasak kapsamında bu yok. Sembolik mayın. Evet. Tabii yerleştireceğimiz mayın da gerçek bir mayın değil. Her ne kadar Süleyman o kadar öyle zannetmiş olsa da. Hatay'a alınmayan Zafer Partisi sosyal ağlar üzerinden propagandaya devam etti. Kendisine izin verilmediğini söyleyerek Zafer Partilileri Hatay'a çağırdı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak da sosyal medya hesabından tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna tarihine izin verilmemiştir açıklamasını yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mayın kışkırtmasına İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ'ı Hatay'a almamasını anayasaya aykırı olarak değerlendirirken, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican ise hedefine İçişleri Bakanı Soylu'yu aldı. CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'daki mayın kışkırtmasına destek verdi. Özdağ'ın Hatay'a girişinin valilik kararıyla engellenmesi kanunsuz olarak nitelendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, anayasaya açık, aykırı bu kanunsuz emri acilen geri çekmeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Valiliğin aldığı karara karşı çıkan Özel, Türkiye'nin dünyaya rezil edildiğini öne sürdü. Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak Özdağ'a destek verdi. Andican yaptığı paylaşımda anayasayı yok sayarak muhalif bir parti başkanı Ümit Özdağ'ın bir ile girişini engelleyen tek adam yasakçı zihniyetini ve uygulayıcısı Bakan Süleyman Soylu'yu şiddetle kınıyorum ifadelerine yer verdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de mayınlı kışkırtma yapan Özdağ'a sahip çıktı. İnce, Hatay'a girişi engellemek anayasal bir suçtur. Engelleri derhal kaldırın, yanındayım paylaşımı yaptı. CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruğ'un da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısının da bulunması ilginç tabii. Ve tabii o binada, belediye binasında aramalar da yapıldı. Adana'da Seyhan Belediyesi'ne PKK-KCK operasyonu düzenlendi. HDP ile eş başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu 38 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Operasyon PKK-KCK ve Türkiye Demokratik Örgütlenmesi Çukurova Bölge Yapılanması'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik başlatıldı. Operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. PKK-KCK-TDÖ soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un işe alımlarda PKK'nın sözde değer ailesi yapılanmasına öncelik verdiği belirtildi. Ayrıca belediyenin ek hizmet binasının 3. katının tahsis edildiği Binevş Kültür ve Sanat Derneği'nde örgütsel eğitim verilmesinin planlandığı belirlendi. Örgütsel eğitim verecek ve çalıştırılacak kişilere ait listenin daha önceden Funda Buyruk'a verildiği ve listeyle ilgili olarak Buyruk'ta görüşüldüğü kaydedildi. Polis, şafak operasyonuyla gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Buyruk'un odasında da arama yaptı. Polisin araması hala devam ediyor. Siz dahi biliyorsunuz. PKK diyorlar. Funda Buyruk, basın mensuplarının neden gözaltına alındığını sorusuna siz daha iyi bilirsiniz yanıtını verirken, basın mensubunun PKK operasyonunda gözaltına alındınız demesi üzerine o sizsiniz ifadelerini kullandı. Öte yandan terör örgütü PKK-KCK-TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van'daki adresinde gözaltına alındı. Irmak'ın örgütün Suriye ve Irak'taki kamplarına gidip geldiği, daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi. Irmak'ın işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği kaydedildi. Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Evet, Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı dedik. Bir de o yapılanmanın sözde sözcüsü de gözaltına alınan isimler arasında. Konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakalım o açıklamaya.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Seyhan Belediyesi'ne yapılan PKK-KCK operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu, terör örgütlerine düzenlenen operasyonun belediye ayağı olarak Funda Buyruk'u işaret etti ve KCK-TDÜ'nün sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak'ın da yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı belediyelerdeki terör yapılanmasına aman vermeyeceklerini de belirtti. Dernek, belediye, PKK-KCK tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve Emniyet Koordinasyonu'nda Adana'da uzun süre takiple yapılan operasyonda 38 kişiden 36'sı gözaltında. Aralarından biri belediye kadrolarında, biri de KCK-TDÜ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz. Şimdi Hüda Kaya'yı hatırlıyorsunuz hepiniz. Teröristlerle çekilen üst düzey PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle çekilmiş, çektirilmiş fotoğrafları basına yansımıştı. Hüda Kaya'nın, HDP'li vekil Hüda Kaya'nın bir de oğlu var. İsmini de hemen sizlere söyleyeyim. Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihan Saatçıoğlu mahkeme kararıyla soyadını Cemre olarak değiştiriyor ve adliyeye sevk ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nde hakkında kapatma davası açılan HDP'nin PKK ile ilişkileri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihat Saatçıoğlu'nun Kandil'de sözde üst düzey yöneticilerle verdiği pozların ardından yakalandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Dağda PKK'lılarla pozlar veren HDP'li vekilin oğlu Cihat Saatçıoğlu Çanakkale'de gözaltına alındı. Cihat Saatçıoğlu'nun fotoğrafların yayınlanmasının ardından soyadını mahkeme kararıyla Cemre olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Cemre yakalanarak adliyeye sevk edildi. Cemre'nin 2015-2016 yıllarındaki Hendek eylemleri sırasında da PKK'lar tarafından kurulan barikatların önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik ilk kez bu kadar kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli düzenlenen operasyonda aralarında akademisyenlerin ve doçentlerin de bulunduğu toplam 49 kişi gözaltına alındı. O gözaltına alınan 49 kişiden 19'u itirafçı oldu ve 110 akademisyenin daha ismini verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, yargı, bakanlıklar ve kurumlardan sonra ilk kez FETÖ'nün akademi yapılanmasına yönelik bir operasyon yapıldı. Türkiye genelinde ilk kez FETÖ'nün üniversitelerdeki yapılanması ortaya çıkarıldı. Operasyonda 49 akademisyen gözaltına alındı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bir yıllık çalışmasıyla örgütle bağlantılı çok sayıda doçent, doktor, öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin ismine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonlarda 15 üniversiteden 49 akademisyen gözaltına alındı. FETÖ'cü akademisyenlerden 9'u tutuklanırken 19'u itirafçı oldu. Hürriyet'in haberine göre itirafçı olan akademisyenler örgütün sınav sorularını nasıl çoğaldığını, soruları nasıl aldıklarını tüm detaylarıyla anlattı. Ayrıca bugüne kadar deşifre olmamış ve halen aktif görevde bulunan 110 FETÖ'cü akademisyeni de teşhis ederek isimlerini verdi. İtirafçı olan FETÖ'cü akademisyenlerin ifadelerine de ulaşıldı. Önder Mahrem İmam olarak bildiğim sorumlu abi. Dindar insanlar bu ülkede çok zulüm çekti. ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe gibi büyük üniversiteler kendi öğrencilerine geçerli olan dil puanı veriyorlar. Düşmanın silahını kullanmak dinen uygundur diyerek bize soruları verdi. Soru ve cevaplarını ezberledim. 2012 KPDS sınavında aynı sorular çıktı. Himmet adı altında maaşımın %10'unu her ay elden sorumlu ağabeyleri verdim. Gözaltına alınan itirafçı FETÖ'cüler oyun odalarından görüştüklerini itiraf etti. Emi, haberleşme kanallarımız deşifre olunca Google Play Store'dan indirilen Clash of Clans isimli oyun içerisinde özel odalar oluşturuldu. Bu odalarda yurt dışına kaçan ZAD ve HY isimli örgüt yöneticileriyle görüşmeye devam ettik. FC,
İç yüzlerini öğrenince onlardan kopmak istedim. Ancak bana baskı yaptılar. Himmet adı altında para vermemi istediler. Bu parayı vermediğim takdirde beni ilçeye göndereceklerini, beni okuldan attıracaklarını söylediler. Okulu bırakmayı bile düşündüm. M.Y. Eşimle birlikte örgütten kurtulmak istedik. Bunun üzerine baskılar arttı. Bu dönemde bunların dini bir hizmet değil, sadece kendi çıkarları için çalışan bir terör örgütü olduğunu gördüm. Küçük bölge imamlığı teklif edildi. Kabul etmezsen hizmetin şefkat tokadını yersin. Hizmette vazife alınmaz, verilir diye tehdit ettiler. 27 Haziran 2022 Pazartesi, bu haberle noktalıyoruz günün gündemini. Yarına dair umudumuz daha güzel haberlerle sizlerle olabilmek. Yarının hava durumu raporuyla bırakacağız sizi baş başa. Bence hava durumuna bir bakmanızda fayda var. AKOM'un İstanbul için uyarısına itibar etmenizi rica ediyoruz efendim. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.